Merhabalar. Hoş geldiniz. Selam, merhaba. Merhaba. Ben biraz dayanamayıp erken mi girdim yayını? Sizi görmek çok güzel, seneler sonra. Sağ olasın valla. Seni de kaptırdık Amerika'ya da galiba kalıcı hale geldi bu iş. Evet, ama sizin yüzünüzden oldu. Senin yüzünden oldu, okey. Umarım iyi etmişimdir. Çok iyi yaptınız. Hayatıma öyle bir dokunmuşsunuz ki 2008 senesinde hala izlerini yaşıyorum. Çok, o yüzden çok heyecanlıyım bugün için. Çok da duygusal bir an benim sizinle tekrar karşılaşmam bu şekilde Hadi bakalım. Umarım her şey iyi gider. Evet, evet, umarım. Şimdi, evet, takipçilerimiz yavaş yavaş yayına bağlanıyorlar. Bir sürü mesaj geldi. Biliyorsunuz bayram tatili olduğu için herkes seyahatte, çoğu insan evde değil. Ama bu yayını kaydediyoruz. Bizi eğer bugün izleyemeyenler varsa bizim kaydettiğimiz yayına da her zaman ulaşabilirler. Bugün elimizden geldiğince sizlere travmayla ilgili, EMDR tedavisiyle ilgili, terapisiyle ilgili çok güzel bilgiler vereceğiz. Güzel bir söyleşi yapacağız. Amacımız olabildiğince yardım edebilmek buna ihtiyacı olanlara. Peki ben o zaman hemen başlıyorum Emre Bey sorularımla size. Evet. Şimdi öncelikle tabii travma çok konuşacağız bugün ama şimdi travma dediğimiz zaman bir halk arasında işte ben geçmişte çok kötü bir şey yaşadım o zaman kesin bende travma var gibi söylenti olarak duyduğumuz travma kavramları var. Tabii bizim psikologlar olarak bizim için travma, travma sonrası stres bozukluğu biz bir sürü semptomu göz önünde bulundurarak bu tanıyı veriyoruz bizim danışanlarımıza. Sizden önce bir duymak isteriz bu söyleşinin başında. Siz travmayı nasıl tanımlarsınız ve bir insan bu konuyla ilgili klinik bilgisi olmayan bir insan gerçekten travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını nasıl kendi kendine anlayabilir? Okay. Şimdi şöyle bir kere travma dediğimiz zaman böyle teknik olarak tanımlayacak olursak bir süreç yaşamışız. Ama o süreç bir kere olumsuz bir süreç. İkincisi, benim bu süreçle ilgili, olumsuz süreçle ilgili başa çıkma kapasitemi de yetmiyor. Yani başa çıkamıyorum. Ben ne zaman bir durumla başa çıkamıyorsam, genelde travmatik bir süreç, potansiyel olarak travmatik bir süreç yaşıyorum anlamına gelir. Ama yetmiyor sadece başa çıkmamak, başa çıkamamak. Esas bizi ilgilendiren kısmı yaşanan süreç kalıcı hale geldi mi gelmedi mi? Mesela deprem olmuş, evet. Bir bina çökmüş, altında kalınmış, işte yaralılar var, aile fena halde etkilenmiş. Bir kısım insanlar oradan kalkıyorlar, çıkıyorlar o durumdan ve baktığın zaman olumsuz, ciddi bir etkilenme yok. Evet. Yani hayatlarına devam edebiliyorlar. Ve çok kısa bir süre belki bir afallama, şok hali olabiliyor. Ama ondan sonra bakıyorsun ki o olayı sanki yaşamamış gibi. Evet. Dolayısıyla biz orada biz travmadan söz edemiyoruz. Çünkü travma yaşanmamış. Evet. Dolayısıyla travmanın travma olması için, olabilmesi için bir, benim baş etme kapasitemi zorlaması lazım. İkincisi, kalıcı olması lazım. O zaman işte burada travma var. Travmatik bir süreç yaşadım. Travmatik stres yaşadım. Diyebiliyoruz. Olumsuz bir yaşam olayı düşünelim ki bu kalıcı olmuş ve aradan yıllar geçtiği halde ben bundan hala etkilenebiliyorum. Hala etkisini sürdürüyor. Dönüp baktığım zaman duygusal bir şeyle 30 sene sonra bile şey yapabiliyorum. Beni rahatsız edebiliyor. Beni bir takım anılara götürebiliyor. O zaman ben etkilenmiş oluyorum ve bu bir travmadır rahatlıkla diyebiliyoruz. Böyle diyeyim. Evet, evet. Yıllar geçmiş olsa bile hala etkilerini evet.
ve taşıyorsunuz. Peki, i̇şte travma sonrası stres bozukluğunu sordun İpek. O da aradan zaman geçse bile etkili olması devam ediyorsa, işte bu etkili olma hali, onları sayabiliriz neler olduğunu. İşte o travma sonrası stres bozukluğu semptomları gösteriyor deriz. Yani ne bileyim ben, o bir anı beni yaşamışım, bir olay da yaşıyorum günlük hayatımda. Mesela köpek ısırmış. Evet. Köpeği görünce ben birden, karşıma bir köpek çıkınca korku veriyorum. Yani beni tetikleyen bir şey rahatlıkla eski o anıya, orada yaşadığım her şeye götürebiliyor. Bunun gibi kabuslardan tutun, işte depresif hallere kadar korku üretmek söz konusu olabiliyor. Çok kaygı düzeyim çok yüksek olabiliyor. Olaylardan çok sık tetiklenebiliyorum. Evet. Bu gibi şeyleri yaşadığım zaman işte bunlar travma sonrası stres bozukluğu ve daha birçoklarını da saymak için travma sonrası stres bozukluğu semptomları diyoruz. Teşhis alırsa o zaman daha ciddi bir durum var demektir. O teşhisin de bir takım kategorileri var. O kategoriler oluşuyorsa o zaman işte psikiyatrik bir müdahale gerekebiliyor, ilaç gerekebiliyor, ilaç kullanmak gerekebiliyor. Gece uykuları düzenlemek için bir şeyler, tıbbi bir müdahale gerekebiliyor. Onun dışında ama bildiğimiz bir şey var. Artık travma sonrası stres bozukluğu geçmiş yıllardaki gibi, yani bu işte Amerikalı iyi bilir, Vietnam sendromu diye tanınan, bilinen, yıllarca yaşanmış bir süreçten söz ediyoruz. Yani eskiden tedavisi yoktu. Evet. Travma sonrası stres bozukluğu, yani savaştan dönenler, Vietnam Savaşı'ndan dönenler, işte çok hasarlı döndüler. Ve çok travmatize olmuşlardı. İşte gece uykular bozuk vesaire, bütün semptomları gösteriyorlardı ve tedavisi yoktu. Hatta bu edebiyata bir konu oldu. Filmlere çok konu oldu. Evet. Buradan kalkarak baş edemedikleri için bu sorunlarla onları yatıştıracak çarelere başvurdular. Mesela alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi, bir kısmı şiddete eğilimli oldular gibi. Yani çok sorunlu bir işti. Artık öyle bu böyle tek olaya dayanıyorsa, travma bir olaya dayanıyorsa, yani bir süreci içine almıyorsa, ne demek olduğunu paylaşırız konuştukça. Evet. Ama bomba patladı veya araba kazası geçirdim veya köpek ısırdı veya başka buna benzer tek olaylı şeylerde bizim artık birkaç seansımızı alıyor en fazla. Mesela bu Suriyeli göçmenlerle yaptığımız çalışmada işte yaklaşık 4 seans sürdü. Yani geneli, ortalaması. Ve bu 4 seansta her gün gördüğümüz zaman birkaç gün içinde halloldu demektir yani. Evet. Dolayısıyla kolaylaşmış oldu artık, öyle diyeyim. Genelde bu travma sonrası stres bozukluğu yaygın bir problemden söz ediyoruz. Travma çok yaygın yaşandığı için travmatik süreçler hem aile içinde hem de şeyde yol kazalarından tut da işte değişik ani ortaya çıkan süreçler. Evet. Bunlar sık yaşandığı için, sık da dile gelen bir sorun olduğu için sıkıntılı, ama artık o kadar sıkıntılı değil. Öyle değil. Evet, dediğiniz gibi eskisi gibi değil. Ne mutlu ki daha çok gelişmiş ve kısa vadede insanların gerçekten edebileceği çözümler var. Dediğim gibi bir de travma stres sonrası stres bozukluğu yaşayan insanlar bu semptomlarla baş edebilmek için ya da acılı anılarıyla baş edebilmek için bir takım kısa vadeli ama sağlıksız olan rahatlatıcı yöntemlere başvuruyorlar. Mesela sizin de bildiğiniz gibi ben çok uzun senelerdir alkol ve madde bağımlılığıyla çalışıyorum. Ve çalışan bireylerin
%80 ila 85'inde mutlaka biz travma sonrası stres bozukluğu tanısı koyuyoruz. Tabii ki hepsinin travması birbirinden çok farklı ama çok yaygın gördüğümüz bir durum. Başka sizin gördüğünüz, belki Türkiye'de de daha sık gördüğünüz insanların yaptığı ne gibi sağlıksız rahatlatma yöntemleri var? Şimdi burada üzerinde de duracağımızı tahmin ediyorum. Bu travmatik ve özellikle geçmiş zamanlara çok dayanan kronik sorunlarla baş etmek söz konusu olduğunda nelere başvurulabilir, hangi terapi yöntemleri işe yarar dediğimiz zaman travma perspektifinden yaklaşılan EMDR gibi şeylerden söz edeceğiz. Ama ben ona girmeden önce travma perspektifinden yaklaşmak ne demek, onun biraz üzerinde durayım. O da şu, bütün terapi yaklaşımlarının bir perspektifi vardır. Yani bir teorisi vardır. Bu teori danışanın yaşadığı sorunların neden ortaya çıktığını açıklayan bir teoridir. Evet. Mesela eğer psikanalistle terapist, o zaman psikanaliz açısından neden bu sorunlar var diye bir açıklama yapar. Eğer öğrenme teorisinden geliyorsa davranışçı terapi açısından açıklama yapar. Eğer aile terapisinden geliyorsa, işte senin uğraştığın bir alandır, çift bir aile terapisi, o zaman yaşanan sorunları ilişkilerle açıklar. Evet. Bir yaşanan psikolojik ve psikiyatrik sorunları travmatik süreçlerle açıklar. Yaşanan travmatik süreçlerle açıklar. Yani bu şu demektir. Eğer benim karşımdaki danışan getirdiği sorun ne olursa olsun fark etmiyor. Mutlaka ama mutlaka bu görüşe göre, yani travmatik perspektife göre mutlaka ama mutlaka travmatik bir süreç yaşamıştır. Ve o süreç nedeniyle bu sorunlar ortaya çıkmıştır. Evet. Teorisi böyle bir teoridir. Şimdi böyle olunca o zaman aşağı yukarı bütün sorunlar travma perspektifinden baktığımız zaman adı türü çeşidi ne olursa olsun her şey travmatik süreçlerle açıklanır. Hı hı. Yani bir danışanın travma geçmişini alırsın. Mesela sen aile terapisiyle uğraşıyorsun ama ilişkilerle uğraşıyorsun ama işi bildiğin için, yani travmayla da uğraştığın için aynı zamanda dönüyorsun, bir de bu insanların yaşadığı, eskiden yaşadığı travmatik süreçleri öğreniyorsun, çıkarıyorsun ortaya ki gerekirse onlara müdahale edeyim. Eğer göze batan şeyler varsa onlara şey yapayım. Büyük bir kısmında da buluyorsun zaten. Yani aradığın şeyi görüyorsun. Dolayısıyla buradan şunu söylemiş oluyoruz. Sadece hayatın akışı içinde yakın tarihli araba kazaları, onlar bunlar vesaire dışında benim yaşadığım aile ortamında geçirdiğim travmatik süreç, olumsuz yaşam olayları da çok fazla etkili oluyor. Yani bunları açıklayan çok fazla artık araştırma birikti. Yani bir 100 yıla yakındır işte büyük babamız Herr Freud 100 sene önce söyledi. Dedi ki rahatsızlıklar anne ile çocuk arasındaki ilişkiden kaynaklanır. Bir de baba da vardır. Ama o daha ikinci derecede, ama anne çok önemlidir dedi yani o zaman. Gerçi sezgileriyle konuştu. Bir araştırmaya dayanarak şey yapmadı. Ama tecrübeleriyle bu sonuca varmıştı. 100 senedir sadece tecrübe, kişisel tecrübeler değil, çok fazla sayıda araştırma yapıldı. Evet. Yani bunu gösterecek bu olayı, yani aile içinde yaşanan şeylerin, süreçlerin, olumsuz yaşam olaylarının sonraki zamanlara
olan etkisini gösterecek çok somut ve çok net araştırmalar çıktı ortaya. Bunlardan bilirsiniz, bir tanesi ACE Study diye bilinen işte Adverse Childhood Experiences araştırmasıdır. Sizin orada Kaiser Permanente bir hastane zinciri bilirsin. Onların yaptığı bana göre tarihi bir şeydir, araştırmadır. Son derece önemli bir araştırmadır. Çünkü ilk defa sistemli olarak ve çok iyi bir araştırma formatı içinde kalabalık bir nüfusla hastaneye başvuran herkese ailesinde yaşadıkları muhtemel bir Amerikan ailesinde yaşanabilir muhtemel travmatik süreçleri sordu. Evet. Ve sayısı da 10 tane. Yani bunun içinde ihmal, terk var, şiddet var, cinsel taciz var. Evde işte ruh hastalığı yaşayan biri var mı, yok mu? Ondan sonra hapse giren var mı gibi bir Amerikan ailesinde en sık rastlanan 10 tane olayı sordular. Hı-hı. Ve dediler ki senin ailende bunlardan kaç tane vardı? Şimdi kimi dedi ki benim ailemde hiç yoktu. Evet. Kimi dedi ki 2 tane 3 tane var. Kimi 5-6 tane, kimi 10 tane. Hepsi Hı-hı. vardı. O zaman şunu yaptılar. Bu rahatsızlık ailesinde yaşanan travmatik süreçlerle hastalıklar arasında. Hastalık diyorum çünkü onlar tıbbi hastalıklara da baktılar. Yani karaciğer kanserinden tut strese bağlı ne kadar şey varsa mesela bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklar hepsine baktılar. Yani yüzlerce hastalığa baktılar. Evet. Ve ruhsal sorunlara baktılar. Ve bunlar arasında çok ciddi nedensellik bağları görüldü. Hı hı. Mesela şimdi bir tane örnek verelim. Tabii. Benim ailemde, şimdi bu Amerikan ailesi. Evet. Benim ailemde bu sayılanlardan 5 ya da daha fazla vardı diyenlerin, hayır benim ailemde hiç yoktu diyenlere göre damardan madde bağımlısı olma riski yüzde kaç fazla olabilir diye sorsam herhangi bir vatandaşa veya bir terapiste sorsam genellikle verilen cevap %40 daha fazla olur, 50 olur, 60 olur. %4600. 46 miski yani. Evet. Dolayısıyla bütün bu ve hastalıklar için de böyle. Yani bağışıklık sistemi bir kere bağışıklık sistemini çökertiyor. Çünkü bağışıklık sistemi strese çok bağlı. Evet. Yani özellikle kronik stres yaşandığı zaman, kronik stres söz konusu olduğunda devamlı literatürde bildiğimiz stres hormonları yayınlanıyor. Tabii. Salgılanıyor. Aşağı yukarı yarım düzine falan bildiğim kadarıyla. Şimdi bu stres hormonları bağışıklık sistemini bastırıyor. Yani her türlü hastalık açık ondan sonra. Yani herhangi bir hastalık, zincirin zayıf algısı neyse ona yakalanabiliyorsun. Evet. Dolayısıyla literatür şu anda ailede yaşanan sorunlarla sonradan ortaya çıkan hastalıklar ve ruh sağlığı, psikolojik ve psikiyatrik sorunlar arasındaki ilişkiyi net görmüş durumda. Evet. Evet. O zaman normalde sağlık sistemlerinin şunu yapması lazım. Sağlık politikalarını gözden geçirmeleri lazım. Kesinlikle. Yani hele Amerika'da. Türkiye'de bu. Ayıptır söylemesi. Evet. Evet. Buyurun. Evet. Yani çünkü biliyorum ki işte biliyoruz ki Amerika'da bir sigorta sistemini bile doğru dürüst oturtmak mümkün olmuyor. İşte Obama biraz uğraştı filan. Yapamadan gitti. Yani 8 sene başkanlık yaptı. Olmadı. Yani yürütemedi. Olmuyor. Yürümüyor. Sistem diretiyor buna. Artık
kim nasıl diyet yiyor, o belki başka bir konuşmanın konusu olabilir. Ya da vaktimiz olursa konuşuruz diyeyim. Ama ertelendiği muhakkak. Evet. Yani bir sağlık sorunları, hem ruh sağlığı hem de sağlıkla ilgili sorunları yeniden gözden geçirecek bir bakış açısına ihtiyaç var. O da travma perspektifi diyebiliriz. Çünkü o zaman aileye yönelmemiz gerekiyor. Yani müdahale olarak. Yani şöyle, hastalandıktan sonra, tıbbi veya ruhsal, hastalandıktan sonra her şey çok pahalı. Evet. Ve geriye dönüşü çok zor. Evet. Yani kanser olduktan sonra onu geriye döndürmek neredeyse yani mümkün değil. Erteliyorsun vesaire vesaire yapıyorsun. Mesela burada bir hastanede taradık meme kanseri olan kadınları. Mesela ben demin 5 ve üstü olanlar madde bağımlısı oluyor dedim evet. ya. Evet. Meme kanseri olanlarda bu rakam 4'tü. Yani şimdi Amerika'da diyorum ki ben o zaman, ha Amerika'da o zaman ailede travma olduğu zaman insanlar madde bağımlısı oluyor. Türkiye'de de meme kanseri oluyor. Yani meme kanseri tıbbi bir hastalık. Evet. Ama onlarda 4 ortalaması. Hasta olmayanlarda 0.5, 0.6. 1 bile değil. Dolayısıyla bu istatistikler artık çok belli. Aile içinde yaşanan süreçler ciddi biçimde ileriki hayatta sağlık ve ruh sağlığı sorunları yaşatıyor. Böyle diyebiliriz. Mesela 99 depremi olmuştu, hatırlıyorsan. Sen hatırlıyor musun? Yaşını evet, sayın. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Okey. Evet, buralarda dolanıyordun o zamanlar. Evet. Şimdi o tarihte 20 sene önce olan bir depremden söz ediyoruz. Şimdi 20 yıl boyunca biz deprem bölgesine çok gittik. Zaten deprem bölgesinde uzun zamanlar çalıştıydık. 3-3,5 sene falan çalıştık orada. Her gittiğimizde ben sorardım. Deprem bölgesinde işte bir gruba seminer veriyoruz vesaire. Kim olursa olsun fark etmiyor. Oranın insanlarının olduğu da toplantılar oluyordu bunlar. Orada sorardım. Şey olduğu zaman mesela gece lambayı söndürmeden uyumak zorunda kalan hala var mı diye. Eller kalkardı. Şimdi aradan 20 sene geçmiş, lambayı söndüremiyor yatarken. Gece 3'ten sonra yatağa giriyor. Deprem 3'te olduydu. Saat 3'ü bekliyorlar yani. Evet. Birazcık deprem konuştuğun zaman duygulanıyorlar. Kimi de ağlamaya başlıyor. Şimdi 20 sene. Tabii. 20 sene sonra oluyor bu. Ben hep kafamda geçiriyordum. Ya bunu bir araştırayım. Şimdi buradan hala 20 sene sonra etkilenenler kim? Etkilenmeyenler kim? Yani kim bunlar? İkisi de yaşamış orada. Ve bu sene 20. yılıydı işte Ağustos'ta geçen sene. Evet. Bunu araştıralım dedik. 5 bölgede işte Yalova, Gölcük, ondan sonra İzmit vesaire aşağı yukarı 400'ü aşan bir şeyle deprem yaşayan insanla bir çalışma yaptık. Ve orada birçok şeyi sorduk. Ama sorduğumuz çok önemli bir şey vardı. Kaiser Permanente'nin Amerika'da aileler için kullandığı envanteri, yani ACE envanterini kullandık. Dedi ki senin ailende bunlardan kaç tane vardı? Evet. Çocukluğunda yani. Ve her biri 3 dedi, 5 dedi, 10 dedi. Şimdi bunu ayırdık. Yüksek şey yapanlar, ailede travma, çocukluk zamanında travmatik süreci yüksek olanlar travma sonrası stres bozukluğu tanısı aldı. Evet.
aile içinde yaşadığı 20-30 sene önce travmatik süreci düşük olanlar tanı almadı. Dolayısıyla 20 sene sonra bile evet aşağı yukarı nüfusun yani o 400 kişinin %10'u bunlar. Evet. 40-50 kişi bayağı tanı alıyor. Ciddi tanı alıyor. Dolayısıyla deprem gibi ilişki içermeyen bir şey de olsa, olay da olsa 20 sene sonra hala etkisini gösterebiliyor ama herkese göstermiyor. Evet. Aile içinde travmatik süreç yaşamışsa gösteriyor, yaşamamışsa göstermiyor. O zaman işte biz de ailelerimiz ve çocuklarımızı yetiştirmek, büyütmek söz konusu olduğunda ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini, aile içindeki ilişkileri atlamamamız gerektiğini, çok pahalıya mal olduğunu, yani makro düzeyde toplumsal olarak çok pahalıya mal oluyor. Bir sürü hastalık ve ruh sağlığı ayrıca devreye giriyor ve bunlar çok pahalı. Hele biz gelişmekte bir ülkeyiz ve paramız o kadar yok. Yani milli gelirimiz 11 bin dolar falan yani. Evet. Amerika gibi 60 bin dolarımız yok milli gelir olarak. Dolayısıyla bizim için daha da önem kazanıyor. Neler ortaya çıkarıyor bunları dediğimiz zaman ana nedenler bunlar. Öyle evet. diyebilirim. Evet. Şimdi ben kısaca bir yani çok kısa kendi EMDR'la tanışma hikayemden tekrar sizden EMDR'la ilgili bilgi alacağım. Şimdi aslında bizi izleyenler için de benim gerçekten belki çok şans benim hayatımın şansı olan ben üniversite birinci sınıfta sizin aslında bir davranış bilimlerinde o zamanlar bir staj programınız vardı ve üçüncü sınıf öğrencilerini alıyordunuz diye hatırlıyorum. Evet. Ben de tabii çok özeniyordum üniversiteye yeni girmiş halimde ama daha çok vardı. Ne yapsam ne etsem tamam dedim ben bu işi çok istiyorum. Ben Emre Bey'e bir e-mail atacağım ve siz ben daha o zamanlar kendimi adam yerine koymazken siz beni adam yerine koyup bana orada çok güzel işler verdiniz. Ve bana yani belli ki zaten sizin yanınızda çalışan arkadaşlarınıza da o kadar güzel bir kültür aşılamışsınız ki onlar da bana çok iyi davrandı ve ben bu şekilde davranış bilimlerinin en sonunda kapılarından girmiş oldum. Belki fotokopi çekiyordum, belki çeviri yapıyordum ama o kadar benim kanıma işledi ki orada. Sonra bir gün 2008 yılındaydı, yanlışsam düzeltim, Güngören'de bir patlama oluyor. Siz de oraya ekip gönderiyorsunuz. Benim o zaman tabii ki dünyadan hiçbir yöntemden haberim yokken kendimi birdenbire orada elimde verdiğiniz ankette sokakta insanlara travma semptomlarını sorarken, orada psikologlarınızın kliniğe çevirdiğiniz bir okulda seans yaparken görüntülerini görüyorum. Tabii şaşkınlık içerisindeyim, büyülenmişim, bir yandan anlamaya çalışıyorum olayı vesaire derken okul bittikten sonra buraya taşındığımda da aklımda hep EMDR vardı. Burada biliyorsunuz bir takım lisans yükümlülüklerini tamamlamadım. Sürece alamıyorsunuz EMDR terapistliği sıfatını ve hep sizi anarak, hep sizin verdiğiniz cesaretle sizi anlatarak buradaki eğitmenim de sizi tanıyor, zaten tanışmış. Hatta bugün için de size çok selam söylememi istedi. Aleykümselam. Evet. Güzel, benim yolculuğum bu şekilde başladı ve içine girdikten sonra karşımda gerçekten danışanlarımın kısa zamandaki değişimini gördükten sonra, hatta ilk başlarda diyordum ki acaba beni mutlu etmek için, beni kırmamak için mi iyileştim diyorlar, pozitif yorumları yapıyorlar. Sonra baktım gerçekten işe yarıyor ve çok minnettar, tekrar minnettar oldum beni bu şekilde, bu yöntemle, bu terapiyle tanıştırdığınız için. Ve amacım insanlar bu terapiyi daha çok tanısınlar, daha çok erişebilsinler ve ulaşabilsinler ki iyileşebilsinler. Bu yüzden sizden bugün birazcık da bizi dinleyen, psikoloji bilgisi olmayan belki ama anlayabilecekleri şekilde EMDR terapisini bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. EMDR terapisi biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi psikolojik ve psikiyatrik sorunları travma perspektifinden açıklıyor dedik. Adı, türü, çeşidi ne olursa olsun sorunun varsayıyoruz ki bu sorunlar var çünkü geçmişte
çok çok eski geçmişte olmayabilir. Yani 15 gün önce de olabilir. Ama geçmişte travmatik bir süreç yaşadığını varsayıyoruz. Sadece varsaymıyoruz, bunu araştırmalarda gösteriyor. Öyle diyeyim. Yani ortada bir insanı rahatsız edecek kadar bir sorun olsun da ben bir travma bulamayayım orada, daha olmadı yani. Ve o travmayı aştıktan sonra, çalıştıktan sonra da geçiyor. Yani o sorun artık yaşanmaz hale gelebiliyor. Dolayısıyla EMDR'ın yaklaşımı böyle. Bunu bir kere daha tekrar etme zorunluluğunu hissettim. Şimdi böyle olunca EMDR çalışması, yani bir terapist olarak EMDR'la çalışacağımız zaman demek ki danışanın travma geçmişini benim öğrenmem lazım. Yani diyelim ki danışan geldi 45 yaşında. Evet. İşte kayınvalidemle konuştuğum, şey yaptığım zaman çok kötü oluyorum diyor. Ayrıca kedi korkum var diyor. Ayrıca bir şey söylüyor. Evet. Yani bunların tamamında biz geçmişle ilgili bir sürecin olduğunu varsayıyoruz. Aradığımız zaman da buluyoruz. Evet. Normalde bir insan yaşamı boyunca binlerce travmatik süreç yaşadığı için ve insan beyni bu travmatik süreçleri kendiliğinden kendisi ortadan kaldırdığı için bunlar yaşanıyor ve gidiyor, bitiyor. Bize rastladıklarımız, yani terapiye gelenler bu sorunları kendi başlarına aşamayan, yani zihni, beyni bu işi becerememiş olanlar. Evet. Bazen çünkü takılıyor beyin. Yapamıyor yani. Ha, ne zaman takılıyor? Aşağı yukarı büyük bir kısmı için bir şey söyleyebiliyoruz. Evet. Neden bazı insanlar deprem araştırmasında olduğu gibi onlar da bir şok yaşıyorlar tabii. Annesi şeyin altında kalmış, göçüğün altında kalmış. Kardeşi ölmüş. Etkilenmez olur mu? Tabii ki etkilenir. Ama çabuk atlatıyor. İşte o araştırmada biz gördük ki çabuk atlatanlar ailesinde travmatik süreçleri az yaşayanlar ya da neredeyse hatırlamıyorlar yani artık onları. Halletmiş beyin. Yani evet, o işi halletmiş. Dolayısıyla aile içindeki ilişkiler önemli. Yani şeyleri yaşamak. Şimdi bize düşen iş şu oluyor. Bu şeyi varsaydığımız için danışan diyor ki mesela diyelim ki metroya binemiyor. Yani metro. Peki ne yaşıyorsun orada? Diyor ki valla burada ben kötü olacağım. Bir panik, bir şey yaşayacağım. Çok korkacağım ve buradan çıkamayacağım gibi geliyor. Veya asansör için böyle konuşuyor. Asansör korkum var. Bir kere kaldım. Oradan çıkamayacağım. Bir de ışıklar da sönmüştü. Kapkaranlıktı her yer diyor. Gene öyle bir şey yaşayacağım diye korkuyorum diyor. O zaman ben şunu yapıyorum. Bir asansör olayı var mı onu soruyorum. Var, asansör olayı var. Veya metroda kalmış, evet orada metronun ışıkları sönmüş, o da olmuş. Bir bunu tespit edince o zaman bir adım atmış oluyorum. Yani o olayı, o anıyı eğer ben çalışabilirsem, EMDR'da çalışabilirsem ve bu olayın rahatsızlık derecesini sıfıra indirebilirsem veya çok indirebilirsem aşağı, artık o korkunun baş edilebilir olduğunu ve o korkuyu aşmak için adımlar atabileceğimizi biliyorum. Ama her zaman böyle değil. Evet. Mesela bazen işte metroda kaldığı karanlık yerde, doğru, araba devrilmiş, gece vakti ıssız bir yerde içinde kalmış, ama danışan benzin kokmuş ortalık ve patlayacak diye korkmuş, işte ailemi bir daha görecek miyim vesaire. Neyse kurtarmışlar adamı da bir türlü çalışıyorsun, bayağı arabaya binebilir hale geliyor ama hala bir tedirginlik var. Evet. O zaman o tarihten önceki şeylere baktığımızda
bunu açıklayabilecek bir şeyi bulabilmemiz lazım. Evet. Yani bu araba içinde kaldım, asansörde kaldım vesaire, bunu besleyen ve devamına neden olan anılar olması lazım diyoruz. Ve bunu araştırıyoruz. Mesela çocuğun ettiği danışanda diyelim ki bir anı anlatıyor çocukluğuyla ilgili. Baba, şiddet kullanan bir baba, kafası bozulduğu zaman çocuğa hem şiddet kullanıyor hem de onu karanlık bir odaya koyuyor. Ve o karanlık oda babanın girip marangozluk yaptığı bir yer. Öyle bir yer. Ve orası benzin kokuyor. Yani o benzin kokusu, bu benzin kokusu, işte sonum geldi vesaire. Orada da karanlıkta benzin kokusu. Onu bile hatırlıyor yani. Dolayısıyla bu çeşit bağları kurarak bir çalışma düzenliyoruz. O zaman o karanlık oda deneyimini de, yaşadığı şeyi de çalışıyoruz. Bazı sorunlar ailelerde ille böyle dayaklı, şiddetli olmuyor. Yani hayati tehlike oluşturmayan travmatik süreçler var. Mesela birkaç kardeş var. O kardeşlerden biri kayırılıyor. Daha fazla önemseniyor. Hatta mesela diyelim astım krizleri var çocuğun. Evet. Anne çok üstüne düşüyor. Onu yalnız bırakamıyor vesaire. İşte kardeşler arasında didişme olursa hemen müdahale ediyor, onu koruyor, kriz geçirir diye korkuyor filan. O zaman öbür çocuk veya çocuklar ben sevilmiyorum, annem beni önemsemiyor vesaire ile büyüyorlar. Evet. Öyle değil. Dolayısıyla bu yerleşik bir kaygı ve korku haline geliyor. Yani ben sevilmem, yetersizim, beni işte İnsanlar saygı duymaz bana vesaire diye büyüyebiliyorlar. Evet. O zaman işte bunlar daha yerleşik sorunlar haline geliyor. Evet. Vakitte bunları çıkarıp bu olayları temizleyerek, ama neticede EMDR teknik olarak, bir yaklaşım olarak bu travmaları temizleme, nötr hale getirme, rahatsız eder halden çıkarma anlamını taşıyor. Öyle diyeyim. İşte belli teknikleri var. Nasıl oluşturulabilir? Protokoller oluşturuluyor. O protokollara göre, değişik sorunlara göre protokoller oluşturulabiliyor. Mesela iki önemli araştırmayı bitirdik. İstanbul'da. Bunlardan bir tanesi, bir tip sorun var ki bunun adı Gavurca'da medically unexplained symptoms. Aha. Tıbbi olarak açıklanamayan sorunlar. Evet. Böyle bir grup sorun var. Yani eskiden psikosomatik sorunlar denirdi bunlara. Yani sorunları tıbbi gibi gözüküyor. Yani davranışları, semptomları, ama kendisi psikolojik orijinli. Evet. Ama bunlarla bir türlü tıp uğraşır ama bir çare getiremiyordu bunlara. Evet. Biz de buna el atalım dedik. Madem psikolojik, madem bizim varsayımımıza göre travma var. Evet. O zaman iki tane soruna el attık. Bunlardan biri kronik ağrılar da bunlara dahil mi? Çok pardon. Kronik ağrı tabii. Zaten biri migren, öbürü de fibromiyalji. Her ikisi de. Ve fibromiyaljiyi yani bunları çok merkezli yaptık. Yani multi center yaptık ki böyle 3-5 araştırmacı arada da böyle buldu olmasın diye. Evet. Yani İzmir, Ankara, işte Eskişehir vesaire. Yani değişik şehirlerde, değişik hastanelerde yaptık araştırmayı. Evet. Ki güvenilirliği ve geçerliliği daha fazla artsın diye. Yani çok da iyi sonuçlar aldık. Hatta Amerika'da ödüller aldık. Yani Outstanding Research Award falan gibi böyle şeyli. Evet, birkaç tane öyle ödül de aldık. Çünkü ikisi de kronik hastalıklar ve bir yapıştı mı bir daha gitmiyor yani. Migren krizi çekenler bilir. Evet. Yani o hastaların önemli bir kısmı aşağı yukarı 40-50 tane hasta, yani araştırmaya konu olan. Evet. O hastaların önemli bir kısmının artık ağrısı marısı yok yani. Ya da olanlar
bir tane bir hap alıyorum diyor. Öyle geçiyor, gidiyor diyor mesela. Tabii bir de burada özellikle dikkat edilen, çünkü sonra burada biliyorsunuzdur, sonra opiat krizi vakalarına yol açıyor. Bu insan istekli ağrı kesici, bu sorunları çözemedikleri için ağrı kesici istekleri. Bu çok büyük bir sorun haline geliyor daha sonra. Kusura bakmayın, böldüm yine sizin. Estağfurullah. İşte EMDR'ın iyi tarafı şu, yani bir sürü iyi tarafı var. Evet. Bana göre en önemli iki yanı şu. Bir, tedavi çok hızlanıyor. Evet. Çabuk yürüyor. İkincisi, mesela bazen müsait oluyor durumlar. Danışanı haftada 3 kere 4 kere görebiliyoruz. Mesela 2 saat görebiliyoruz. O zaman çok kısa sürede iş bitiyor. Evet. Öbürü, şimdi mesela sen Amerika'da gördün şeyi, Andrea temsilcisi altında aldığın eğitimini. Orada işte ne zaman aldın tam bunu? Epey bir sene olmuş olması lazım. 2 sene olacak. Evet. O zaman okey. O zaman ne oldu? Andrea mesela son şeyde, yani neticede 3-5 gün içinde EMDR kullanmayı öğreniyorsun. Yani önemli olan bu. Evet. Şimdi düşün bak, şimdi 50 sene öncesine git. Bir psikanalist olmak için kaç senen giderdi? Bir sürü sene. Yani bir türlü bir psikanalist olamazdın. Yani evet, yıllarca uğraşman gerekiyordu. Bile işte davranışçı terapi veya kognitif davranışçı terapi bile kısa süreli bir terapi olmasına rağmen onlarla ilgili oralarda iyi, yani terapi yapmaya başlamak bile bir zaman alıyor. Yani öyle çok kısa değil, kısa süreli terapi ama. Ama EMDR, işte biz mesela perşembe başlar eğitim, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi başlarsın kullanmaya. Evet. Yani eğitimi. Eğer süpervizyonu da alırsan çok hızlı öğrenirsin. Yani dolayısıyla artık psikolojik ve psikiyatrik sorunlar, adı türü çeşidi ne olursa olsun, artık bir sorun olmaktan çıktı. Yani öyle diyeyim. Evet. Uğraşılır. Hangi sorun geliyor? Bazı sorunlarda zorlanıyoruz tabii ki öyle. Yani ağır kişilik bozuklukları, şunlar bunlar var. Bunlar zorluyor tabii ki ama onlar zaten istatistik olarak çok küçük bir rakam. Çok. Zorluyor ama herhangi bir terapiden çok daha hızlı yürüyor. Kesinlikle. Öyle de olsa daha hızlı yürüyor. Onun için bu terapiyi Türkiye'ye getirmiş olmaktan ötürü çok şeyiz tabii, sevinçliyiz ve mutluyuz. İyi bir iş yaptık diye hep düşünüyoruz. Evet, kesinlikle. Bir de çok enteresan, burada mesela bir Amerikalı terapiye geldiği zaman ne kadar sürecek bu, ben kaç seansa sonuç alırım diye sorular genellikle sormaz. Hani burada her hafta spora gider gibi Amerikalılar terapiye gelirler. Evet, belki maddi olarak daha kolay, eğer iyi bir sigorta alabiliyorsa çok düşük fiyatlarla gelip görebiliyorlar terapiyi. Genellikle Türk toplumu daha çok sorar. Mesela buradaki Türkler de sorar. Eminim Türkiye'de de öyledir. Bizim şimdi kaç seansla biter işimiz? Hemen sonuca ulaşmak isterler. O açıdan da ben çok uygun görüyorum. Hani evet, gerçekten kısa zaman, evet gerçekten kısa ve yoğun bir zamanda tedavi görüyorlar. Ama çok da etkili oluyor. O açıdan da mutlaka buna da değinmek istedim. Bugün belki bunu izleyip evet benim de böyle bir şeye ihtiyacım var diyenler mutlaka bunu araştırıp gidebilirler. Çünkü EMDR'de hedefinizi tamamladığınız zaman artık sizin terapistin sizi aylarca tutması, devam etmesi, hala konuşma bittiği zaman biten bir terapi yöntemi bu. Evet. Evet. Yani verim açısından hiçbir şikayetimiz yok. Öğrenmenin hızı açısından hiçbir şikayetimiz yok. Evet. Birçok terapiyi alırsın, bitmez bir türlü. Bir türlü öğrenemez tam. Bu öyle değil. Protokolları basit. Dolayısıyla gerçekten hiçbir sıkıntımız yok. Ne öğretmekte ne uygulamakta bir şeyimiz yok. Sıkıntımız yok. Evet, evet. Gerçekten öyle.
Peki son olarak da artık toparlamaya başlayacağız biliyorum ama Türkiye'de insanlar EMDR terapisti ararlarken nelere dikkat etmeleri lazım? Biz onu da şöyle ufak bir hani mesela geçmiş olarak, sertifika olarak nasıl kontrol edebilirler? Siz de biliyorsunuz bazen çok yanlış kullanılabiliyor gidilen eğitimler, sertifikalar. Evet. Mesela biz burada EMDR terapisti diye e-mailimizin altına imza bile koymadan önce onu buradaki EMDR enstitümüzden onaylatmamız gerekiyor böyle bir şekilde reklamımızı vermek için. Evet. Türkiye'de nelere dikkat etmeli insanlar doğru kişiden hizmet alabilmek için? Şimdi şöyle, tabii EMDR'ın bu verimliliği anlaşılınca işte danışanlar ve insanlar kendi aralarında bunu konuşunca EMDR terapisi yaygınlaşınca buna bağlı olarak bir şey ortaya çıktı. Beklenir bir şey bu. Yani beklenmez değil. Evet. EMDR eğitimi olmayan insanlar veya artı EMDR eğitimi var ama EMDR Derneği'nin yani EMDR Avrupa Derneği'nin, Türkiye için konuşuyorum, EMDR Avrupa Derneği'nin onayladığı bir eğitmenden veya bir terapisten hizmet almadıkları zaman sıkıntılar oluyor. Evet. Çünkü gerçekten EMDR'ı uygulamaya başlarsan kolay çabuk yürüyor da ama karmaşık bir beceri seti gerektiriyor EMDR eğitimini iyi alıp öğrenmek için. Ve süpervizyonları var. Bir sürü süpervizyon alıyorsun. Ondan bitmiyor. Eğitimle bitmiyor. Yani bir ton süpervizyon almak gerekiyor. Eğer bunlar yapılmamışsa birisi gidip bunları yerine getirmeyen birisinden bir hizmet alıyorsa maalesef doğru dürüst hizmet alması neredeyse mümkün olmuyor. Yani bir direksiyon başına doğru dürüst geçmemiş bir insan araba kullanırsa ne oluyorsa işte bunlarda da o oluyor. Dolayısıyla Türkiye için konuşuyorum. Türkiye'de EMDR meslek örgütü var. EMDR derneği var. Bu derneğin üye olduğu EMDR Avrupa Derneği. Evet. Bu EMDR Avrupa Derneği'ne 30 Avrupa üyesi ülke zaten üye. 30 ülke üye. Türkiye de üye. Evet. Dolayısıyla biz bütün eğitimlerimizde EMDR Avrupa'nın öngördüğü asgari kriterleri eğitimlerimizde uygulamak zorundayız. Yani bize diyor ki, bütün ülkelere diyor ki, Avrupa'daki ülkelere, senin eğitiminde en azından şunları, 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 şunları kullanman lazım. Hı-hı. Ve bunu söylediği de EMDR Avrupa'nın onayladığı ve akredite ettiği bir eğitimciye söylüyor bunu. Okey, yani rastgele birine söylemiyor. Tabii. EMDR Avrupa'da eğitimci olabilmek için aşağı yukarı başından itibaren 8-10 sene falan geçiyor. Hı-hı. Yani pırt diye eğitimci oldum olmuyor yani. Evet. Öyle değil. Dolayısıyla bu bizim ya da bazılarının tabiriyle merdiven altı tabir edilen eğitimlere de dikkat etmek gerekiyor. Bunun yolu şudur. EMDR Türkiye web sitesi var. Oraya girilir. Birinden hizmet alınıyorsa, alınacaksa, bir terapiste gidecekse ona sormak lazım. Senin eğitimin, EMDR eğitimin nerede diye. Tabii bilinçli olarak sorun. Evet. Soracak. Diye evet. Ki o da şunu söylemesi lazım. Ben EMDR Avrupa ve EMDR Türkiye Derneği'nin onayladığı bir terapisten alacağım hizmeti. Evet. Çok şüphe duyuyorsan derneğe telefon edecek ve soracak. Diyecek ki bu sizin üyeniz mi? Çok güzel. Tamam. Daha doğrusu üye olmayabilir ama EMDR eğitimi almış olabilir. O bir daha soracak. Diyecek ki peki
EMDR eğitimi aldı mı sizden, sizin onayladığınız bir eğitimi aldı mı? Bütün kayıtlar var. Yani şimdiye kadar 2500-3000 kişi eğitim aldı. Tamam. Biz onları isim isim biliyoruz kimle. Yani bunların hepsinin hocası da benim ha. Yani derneği ben kurdum için. Eğitimciyim. Yani ben bütün 20 senedir bütün eğitimlere katıldım. Bir tane eğitim kaçırdım. Yani bir tane. Öyle başka bütün eğitimlerde vardır. Öyle değil. Evet. Şimdi birkaç tane eğitimcimiz var. Asena var. Mesela çok iyi bir eğitimci. İşte Ümran Korkmazlar var. Çocuk ve ergen eğitimcisi. Yani danışmanlarımız var. Yetişmiş vesaire. Bunları dernekten sonra kim efendim sizin terapi alacağınız terapist? Ayşe bilmem kim. Evet bizim üyemizdir. Şu tarihte de eğitim almış. Okey tamam mesele yok. Hiç değilse yani o terapiyi garantilemiyor bu ama uyduruk bir şey görmeyecek yani. Kesinlikle. Uyduruk bir muamele görmeyecek. Evet. Evet. Yani ne öğrendiyse onu uygulamaya çalışacak. Artık o iyi gider kötü gider ayrı bir mesele. Tabii. Bunun yolu bu. Türkiye'de hemen web sitesine girecek, bakacak adı var mı orada diye. Yoksa telefon edecek, diyecek ki eğitimi var mı bu insanın? Evet. Yoksa uzak dursun. Yoksa belki çünkü der ki o zaman bana oturduğum bölgede, evet, bana yakın olan birkaç isim önerebilir misiniz diye sorabilirler. Evet. Aynen tamam. Öyle sorabilir. Tamam. Gerçi dernek tavsiye etmiyor. Hmm. Yani isim falan da vermiyor. Hani dedikodusu olmasın falan diye. Ama o nerede oturuyorsunuz diye soruyor. Efendim bakın Eskişehir'desiniz. Eskişehir'e girin. Orada 8-10 tane şey var. Ha. Terapist var. Bir şeyleri var. İşte söyleyin adını. CV'leri var. Onlara bakın. Resimleri var. Yani ona göre karar verin. Falan diye. Değişik dereceleri var. Kimi danışman, kimi akredite terapist, kimi daha eğitimini yeni almış. Ona göre karar verecek. Tabii mutlaka bu çok faydalı oldu. Çünkü evet yani bir maddi bir yatırım yapıyor bir danışan öncelikle. Zamanını veriyor. Aklını ruhunu emanet ediyor. Ve yanlış bir insanla karşılaştığı zaman belki çok çok yanlış yerlere, çok sağlıksız yerlere gidebilir. Bunu da netleştirdiğimiz çok iyi oldu. Zaman çok çabuk geçti. Benim daha sorularım var aslında. Evet. Ama hayat. O kadar güzel anlatıyorsunuz. Ben de sizin dalganıza o kadar katıldım ki. Ama çok faydalı oldu. Güzel bir giriş yaptık. Biz izleyenler artık hem travmanın hem EMDR terapisinin bir çözüm olabileceğini ve bir EMDR terapistine nasıl ulaşabileceklerine, nasıl emin olabileceklerine dair bilgi sahibi oldular. Siz eğitimlerde verdiğiniz 2000 kişiyi değil, belki bizi izleyecek şimdi yüzlerce, binlerce kişiyi de ufak da olsa eğitmiş oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ben çok mutluyum. Bana ilaç gibi geldiniz. İyi ki gördüm sizi. Bu kadar uzaklarda olsak da birbirimizden. Evet. Siz hep benim kalbimdesiniz. Bir saatinizi de bana ayırdınız. Çok teşekkür ederim size. Ben de çok memnun oldum. Peki senin bu taraflara seyahat bile olsa gelme şeylerin oluyor mu? Çok arada bir oluyor. Evet. Şu anda koronadan dolayı gidip geliyoruz biz de ne yapsak diye. Uçaklar sürekli iptal oluyor vesaire. Ama mutlaka düşünüyoruz. Öyle bir şey olduğunda da sizi rahatsız etmeyi düşünüyorum. Okey ne güzel. Çok sevinirim. Bir de denk düşerse istersen bir Amerika-Türkiye ortak bir araştırma da planlayabiliriz. Çok güzel olur. Çok tabii, güzel olur. Evet. Çalıştığın müesseseyle bir konuş. Tamam. Eğer onların da eğitimden yana, pardon, araştırmadan yana böyle keyifleri olursa oturup planlarız. Tabii tamam. Ki. Çok güzel olur. Mutlaka ileteceğim. Okey. Sağ ol. Aradığın için, bu ilişkiyi de yeniden tazelediğin için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, geceler dilerim size. İyi akşamlar. Eyvallah. İyi günler.